Kişisel Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda daha önce paylaşmıştım. Şöyle bir DJI'nin son model bir drone'unu aldım arkadaşlar. Piyasadaki son drone'u. DJI Air 3. Şu şekilde bataryaları var. Ama combo paketini almama rağmen arkadaşlar, şu bataryayı şarj edeceğim. Bir tane Type-C kablo geliyor combo pakette. Ama şu bataryayı şarj edebileceğim içinde adaptör yok. Ve hangi özelliklere sahip bir adaptör kullanacağım da muallak. Şimdi ben bunu çok araştırdım arkadaşlar. DJI'nin sitesinde dahi işte 65 watt, 100 watt vesaire şeyler söyleniyor. Bu arada DJI Store'dan, yani DJI'nin kendi sitesinden bu DJI Air 3'ün adaptöründe temin edemiyorsunuz. DJI Türkiye'yi aradım ben. Türkiye distribütörünü aradım telefonda. Bana söylediği cevap şuydu. Apple, iPhone ya da Mac adaptörleriyle şarj edebilirsiniz şeklinde bir cevap veriyor. Yani ne kadar saçma, yani adaptörü koymuyorsunuz ve satmıyorsunuz yani. Gerçekten yazık. Burada hani Türkiye satış fiyatı bu drone'un 60.000 TL civarında. Bu pilleri bir şey olduğunda tekrar almaya kalksanız en az 10.000 TL'dir tahminim tanesi. Ve 3 tane pil şarj ediyorsunuz mesela combo pakette. Yazık. Ondan sonra arkadaşlar ben bunu araştırmaya devam ettim. DJI'nin işte Facebook'ta global bir grubu var Air 3 ile alakalı. Burada DJI'de çalışan Jason isimli bir arkadaş bana cevap yazdı. İşte direkt yazdığı cevapları okuyorum ben size. Air 3 uçağına, tabii onlar çevirince bu şekilde çıkıyor. Monte edilmiş pilere bataryayı şarj ederken PD3.0 protokolünü destekleyen 65 watt hızlı şarj cihazı kullanılması önerilir. Yani şu pil arkadaşlar, şu pil drone'da takılıyken direkt oradan şarj edecekseniz 65 wattlık bir adaptör kullanmanız gerekiyormuş. Bunu söylüyor arkadaş. Ama yok, siz şarj merkezi kullanarak, yani şu 3 tane pilin takılı olduğu şu şarj merkezinin Type-C girişinden şarj edecekseniz PD3 ve PPS protokolünü destekleyen 100 wattlık hızlı şarj cihazı kullanılması önerilir şeklinde bir açıklama yaptı DJI'dan Jason isimli bir arkadaş. Ben bunu tekrar PPS nedir diye, PD3.0'ı destekleyen birçok adaptör var ama PPS dediğiniz zaman bunu bilen de yok arkadaşlar. Satıcılara falan ben sordum. Bilen de yok. Bir de bu tabii ki kontrolcümüz var. Bununla ilgili sorduğumda da kontrolcüyü 9 volt 3 amper, yani 9 volt 3 amper şarj cihazı kullanılması tavsiye edilir diyor. Her şeyi ayrı ayrı şarj adaptörüyle yapacağım. Kontrolcüyü 9 volt 3 amper şarj cihazı, bu pili drone'a takılıyken şarj edeceksem 65 wattlık şarj cihazı, adaptörü. Bunu da şarj edeceksem de 100 wattlık şarj adaptörü kullanmam öneriliyormuş. Ya bu saçmalığa bakın gerçekten ya. Sonra hani dedim ki bu kadar para verdik. Niye peki combo paketin içinde? Halbuki DJI Air 2'nin içinde ND filtrelerine varasıya vardı. DJI 3'te ne? Direkt yazdığı cevabı size okuyorum arkadaşlar. Endişenizi tamamen anlıyoruz. DJI Air 3 şarj için yaygın olarak mevcut USB-C portu kullanıyor. Type-C demek istiyor herhalde. Android cihazlar veya Mac için kullanılanlar gibi bu tür portlu şarj cihazlarını doğrudan kullanabilirsiniz. Yani Mac vesaire Android cihazlardaki adaptörleri kullanabilirsiniz diyor. Pilinize zarar vermeyeceğinden emin olabilirsiniz. Pakete bir şarj cihazı dahil etmek ürünün genel fiyatını yükselteceğini de göz önüne aldık.
seçim konusunda size daha fazla esneklik sağlamak adına paket içerisine şarj cihazı koymama kararı aldık. Anlayışınız için teşekkür ederim diye bir yanıt yazmış. Sizi tatmin etti mi? Beni hiç tatmin etmedi. Sonra bu kadar para verdikten sonra gittim bir tane de adaptör aldım arkadaşlar. Şu an adaptörü açalım. Yaklaşık bu adaptörün fiyatı 2500 TL'nin üzerinde. Ugreen marka, Ugreen mi? Nasıl okunuyorsa artık Ugreen diyebiliriz. Çok araştırdım arkadaşlar. Bu protokolleri destekliyormuş. Siz de almak isterseniz böyle bir şey alabilirsiniz. Ugreen PD 100 Watt şarj adaptörü arkadaşlar. Bu şekilde yanında bir tane hemen kullanma kılavuzu gibi bir şey yapıştırmışlar. 100 Watt'lık adaptörler zaten fiyatları yüksek arkadaşlar. Bu şekilde naylonlu benim açıyor olmam da hoşuma gitti. Bu arada Türkiye'de Ugreen'i de aradım. O da PD 3.0'ı desteklediğini söylüyor ama PPS standardından, protokolünden haberleri yok arkadaşlarım. Ama benim araştırdığıma göre, tabii yurt dışındaki ben satıcı firmalardan araştırdım. Bu arkadaş PPS'yi de destekliyormuş. Nasıl açılıyor bu ya? Vay be, orijinalmiş. Evet arkadaşlar, Ugreen hızlı şarj adaptörü. Şurada 4 tane giriş var. İlk 2 tanesi Type-C. 100 Watt'lık çıkış veriyor arkadaşlar. Burada Mac'inizi, işte drone'unuzu vesaire şarj edebiliyorsunuz. Hemen yanında Type-C 20 Watt'lık bir çıkış var. Bununla da iPhone vesaire şarj edebilirsiniz. Şurada da normal USB çıkış, o da 18 Watt değerinde. Bu tek şarj aletiyle aynı anda 4 tane cihazı güvenli bir şekilde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı adaptörlerin yanında kablo da gelmiyor. Ama bunda kablosu da var arkadaşlar. Bu şekilde Ugreen markaya teşekkür ediyoruz. Çok güzel kutu yapmışlar ya. Vallahi şaşırdım yani. Evet. Şöyle arkadaşlar. Her şeyi destekliyor. Arkasında da yazıyor zaten. Burada kullanma kılavuzları vesaire de var. Yazıyor mu diye bakalım. Desteklediği protokoller. İşte kumandayı da desteklediği yazıyor arkadaşlar burada. 9 volt 3 amper şeklinde. Artık drone'umuzu şarj edebileceğimize göre neredeyse drone alalı ben 3 ay oldu. Daha uçurmaya fırsat olmadı inanın. En kısa zamanda drone'u da bir ilk uçuş videosu da yapmayı düşünüyorum. Bunlarla ilgili sorunuz varsa da lütfen yorumlar kısmından bana tekrar sormayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür şeyler önemli. Her şarj cihazıyla her şeyi kesinlikle şarj etmeyin. Güzel. Dışına da Türkçe bir kullanma kılavuzu yapıştırmışlar. Bu da ayrıca Türkiye distribütörünün yaptığı güzel bir uygulama. Teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı için abone ol tuşundan abone olmayı, bu ürünle alakalı da sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından sormayı unutmayın arkadaşlar. Bu DJI Air 3'ün şarj problemi gerçekten Türkiye'de de muhatap bulamadım ben. O yüzden en azından size bir yol göstereceğini düşünüyorum. O yüzden faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından sormayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.